Erdoğan, böbrek yetmezliğine bağlı hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle henüz 5 yaşındayken görme yetisini kaybetti. Böbrekleri 16 yaşına geldiğinde tamamen işlevini yitiren Erdoğan, 10 yıl boyunca haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördü. Çocukluğunu doyasıya yaşayamayan ve eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan Erdoğan, babasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 26 yaşında babam bana gerçekten, canım babam bana hayatını bahşetti. Ben onun için gerçekten çok mutluyum, çok umutluyum. Açıktan tamamladığı ortaokul ve lisenin ardından gerçekten Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sosyoloji bölümü okuyan Erdoğan, 2011'de rehabilitasyon ve eğitim için gittiği Ankara'daki okulda sesinden etkilendiği, kendisi gibi görme engelli eşi Pınar'a aşık oldu. Kız tarafının onay vermemesi üzerine kaçarak evlenen Erdoğan çiftinin, 2012'de Kevser, 2014'te de Elif ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdoğan, zorluklarla geçen hayatının böbrek nakli sonrası tamamen değiştiğini söyledi. Bana çok güzel nur topu gibi bir kız verdi. Çok heyecanlıydım ve kızımı çok görmek istedim ama maalesef göremiyorum. Eşime soruyorum kızımın göz rengini, işte onun saçının telini falan. Eşim bana anlattı. Küçük kızım doğdu belediyeye girdikten sonra. İsmi Elif, büyüğün ismi Kevser. Şu anda kızlarımda bir sorun yok. Onların gayet gözleri görüyor. Onlar bizim gerçekten için, bizim için çok veli nimet. Allah'ın bir lütfudur onlar bize. İyi ki varlar. İyi ki benim kızımlar. Çok mutlu bir aileyiz. 11 yıl oldum evleneli. Görme engelli kardeşlerimizle ilgilenmeyi seviyorum. Onlara da diyorum. Hani ön yargılı olmayın. Lütfen özellikle kız olsun, erkek olsun. Herkes ailesine bakabilir. Ben hiç görmediğim halde aileme bakabiliyorum. Akşam olduğumda eve giriyorum. Kızlar bana baba dediğinde her şey bitiyor zaten. O yüzden ben evliliği tavsiye ediyorum. Evlenin. Özellikle evlendiğiniz zaman bir sırdaşınız, yoldaşınız olacaktır. Kaçtır? A şıkkı 16, B şıkkı 18, C şıkkı 16.